Evet, mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bir hafta arayla bir telefinale bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, 2022 yılı acısıyla tatlısıyla geride kaldı. 2023'e merhaba dedik. İnşallah temennimiz o ki 2023 yılının önce ülkemize, sonra şehrimize, sonra bizlere, hepimize, dünyada aslında dünyaya huzur, sağlık, başarı getirsin. İnsanlarımız huzur içerisinde yaşasın. Artık o kötü günler geride kalsın. Bir daha o üzücü günleri, olayları yaşamayalım. Temennimiz bu. Bugün güzel bir program yapacağımızı umut ediyorum. Bir almanak hazırladık. 2002 yılında Elazığ'da sporda akılda kalanlar nelerdi, onları konuşacağız ve konuğumla birlikte. Konuğum Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Nazif Bilginoğlu. Sayın Bilginoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Elbette ki akılda kalan spor olaylarına Elazığ'da en büyük destekçi olan Elazığ Belediyesi. Onu da teşekkür ediyoruz. Hakikaten birazdan sevgili Mustafa'dan isteyeceğim. Çok güzel şeyler bırakmışız. Bütün o pandemiden çıkışa rağmen 2022 yılında Elazığ'da güzel spor olayları olmuş. İnşallah 2023'te de üzerine katlayarak devam İnşallah. Ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Sayın Boydak. İyisiniz önce, abi. Çok teşekkür ediyorum. Önce hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi buraya davet ettiğiniz için şahsınıza teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kanal 23 ailesine, sizin şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen değerli izleyicilerimize, hemşerilerimize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, programdaki, açılıştaki temennilerinize, dileklerinize katılıyorum. 2022 yılını geride bıraktık. 2023 yılı için söylediklerinize aynen katılıyorum. Öncelikle sağlık diliyorum herkese, huzurlar diliyorum, mutluluklar diliyoruz. Daha iyi zamanlar diliyoruz. Yeni yılımız inşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Hepimiz de bu anlamda bu huzuru, sağlığı, mutluluğu hep beraber bütün insanlarımızla, ilimizdekilerle, ülkemizdekilerle, İslam alemiyle hep birlikte ve tüm insanlıkla inşallah çok daha refah, ferah bir ortamla yaşayacak bir yıl olur inşallah. O noktada da temennilerinize katılıyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten yeni bir başlangıç. Eyvallah. Yeni bir dönem oluyor. Yılların evet. değişimi. Evet. Bu sene de özel bir yıl. Sonu 23. 23, evet. Kanal 23. Logoya da gayet güzel yakışmıştı. Sağ olsun. Evet, bizim logomuzu da inşallah hem ülkemiz için tabii ama tabii ki ilimiz için de evet. böylesine güzel bir tevafukun oluşması hakikaten güzel. İnsanlara moral veriyor. İlimiz gerçekten güzel bir il, yaşanabilir şehir. İnsanlarımız her şeye değer. Evet. Bu noktada hakikaten biz de Elazığ Belediyesi olarak geçmiş yıllarda bu şehrimizin güzelliğine güzellik katmak, daha güzel yaşanabilir şehir ortamı ortaya koyabilmek adına başkanımızın vizyon projeleriyle, talimatlarıyla, vizyonu, çabası, gayretiyle tüm ekip olarak bizlerimizden gelenleri sarf ettik, gayret ettik, devam ettik ve inşallah bundan sonra da bütün bu gayretlerimiz Elazığ için, Elazığ insanımız için, her şeyin en iyisine layık olan hemşerilerimiz için inşallah 2023 yılı eminim ki çok daha güzel bir yıl olacak, çok daha bereketli bir yıl olacak. O 2023 özellikle 23 evet. Elazığ'ımız için hayırlı olacak. Biz belediyemiz olarak başta başkanımız Şahin başkanımız olarak hakikaten bugüne kadar tüm samimiyetimizle, gayretimizle çalışarak bundan sonra da çalışacağımıza Elazığ insanımıza elimizden gelen her türlü hizmette bulunacağımıza şimdiden
devam edeceğimize tekrar söz veriyoruz inşallah. İnşallah. Güzel olur inşallah. Yani 2023 yılı bizim yılımız olsun bu sene değil mi? İnşallah. Yani inşallah. Allah razı olsun. Evet. Evet. Gerçekten 2023... o logoda arkadaşlar güzel de çalışmıştı. Evet. Çok da güzel uymuştu Kanal 23 logosuna. Evet. 2023'le. İnşallah o güzellik hep böyle artarak bütün ilimiz için, ülkemiz için, insanlık için inşallah güzel olacak. Yani çalışmak lazım. Çalışırsak her şey olur değil mi? Evet. Sayın Başkanım. Eyvallah. Yeter ki gayret gösterelim. Allah razı olsun. Aynen. Gayret bizden, takdir Allah'tan evet. diyoruz. Hepimiz inançlı insanlarız. Evet. İnşallah 2023 yılında da o gayreti, 2000 işte bir pandemiden çıktı hem ülkemiz hem şehrimiz. Evet. Elazığ için daha özel bir de deprem vardı. Evet. O depremden çıktık. Artık yaşanabilir şehirler arasında hakikaten o eskiden 17. sırada mıydık bir ara? Öyle evet. hatırlıyorum. Doğru. Evet. Bir ara gerilemiştik. Evet. Ama ilk onlara böyle İnşallah. Adım atabiliriz İnşallah. Diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel şeyler oluyor. İnşallah. Bugün mesela haberlerimizde vardı. Sevgili Yakup Sağlam kardeşim otoparkı görüntüsünü haberini çok yapmıştı güzel mesela. Bir, kapalı otoparkı. Evet, çok güzel bir şey oldu inşallah. Evet, ihtiyacımız evet. vardı şehrin. Elazığ insanımıza başkanımız orayı bir aylığına da ücretsiz park getirip yapabilme imkanını sağladık. Başkanımızın talimatlarıyla açıldı orası dün itibariyle. Evet. Şu anda insanımız bir ay süreyle tamamıyla ücretsiz kullanacak inşallah. Evet. Öylesine 940 araçlık bu yeraltı otoparkımız ve ondan sonra da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yani eski postane meydanı dediğimiz o alanda inşallah açılacak. Bunun gibi birçok vizyon projeler, birçok projeler hep amacımız halkımızın günlük yaşanabilir sıkıntılarını en aza indirmek, çok evet. daha rahat yaşayacak ortamını sağlamak. Büyük bir problem trafik. Yılın hemen ilk başında başkanımızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Geçmiş 2022'de neler yaptığımızı kendi aramızda zaten sık sık bunları biliyoruz, paylaşıyoruz. Başkanımıza bilgiler sunuyoruz. Onlar başkanımız bizden bilgiler alıyor. Tüm başkan yardımcılarımız, müdürlerimizin katıldığı 2023'ün ilk toplantısını yaptık elhamdülillah. Neleri yaptık, neleri yapamadık, eksik gördüklerimiz, yapmak istediklerimiz, insanlarımızın bizden beklentileri, nelerden üzüldüklerini, nelerden bizlere daha çok sıkıntı geldiklerini hep konuştuk, paylaştık. Evet. Başkanımız bu noktada eksikleri ortaya koydu. Yapılabileceklerin tekrar talimatlarını verdi. İnşallah dediğimiz gibi böylesine güzel, çok daha güzel projelerle, çok daha vizyon projelerle insanımıza hizmete devam edeceğiz. Dediğimiz gibi bu otopark inşallah şehrimizin evet. genel trafik sorununa da bir nebze olsa çözüm olacak inşallah. Zaten meydana kullanmaya açmıştık. Evet. O kent meydanı hakikaten çok insanımızın beğenisine şey oldu, mazhar oldu. Çok güzel bir meydan oldu. Şehrimiz meydansız kent olmaktan çıktı. Evet. Yani Türkiye'de çok az belki şehirdi. Hiç çok şükür şu anda iki tane çok güzel, çok büyük, çok özel bir meydana kavuştuk. Klasik o karşısındaki Mustafa Cemiloğlu dediğimiz parkımız, meşhur eski aile parkımız, biz de o mahallenin evet. çocuğuyuz. İnsanlarımızın en çok gördüğü, oturduğu, kullandığı alanlardan biri. Yeni konseptiyle, ortamıyla hakikaten çok güzel bir ortam oluşturdu. İnşallah sizin de dediğiniz gibi bu güzellikler devam edecek, olacak. İnşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Güzel bir girizgah oldu. Çünkü hakikaten bugün haberleri izledim. Ben heveslendim otoparka inmeye ama benim arabam tüp gaz, otogazlı. Biraz öyle bir şeyimiz olmuyor. Evet. Bir araba bulup oraya ineceğim ben. İnşallah. Evet. İnşallah. Sayın Başkanım, tabii bizim asıl şeyimiz spor. Evet. Hakikaten sporda da çok güzel şeyler oldu. Çok büyük katkılarınız oldu. Dilerseniz sevgili Mustafa'dan hemen isteyelim. Sesi de içeri alalım. Şöyle bir 2022 yılında akılda kalan spor olayları nelerdi? Hem başkanım da ekrandan izlesin. Bakalım neler varmış. Eyvallah. Bir izleyicilerimiz de görsün. Güzel şeyler bırakmışız diye düşündüm. Hakikaten çok güzel şeyler olmuş. İnşallah bunları katlayarak devam edeceğiz 2023 yılında. Evet, şimdi bir ekranlarımıza hazır mıyız Mustafa'cığım?
7 Ocak, Elazığ'da 20 bin öğrencinin yetenek taraması yapıldı. 16 Ocak, Elazığ Spor'un kurucularından Çolak İhsan vefat etti. 28 Ocak, Elazığ Spor 3 yıl sonra transfer engelini aşarak transfer tahtasını açtı. Uzun zamandır yoktum. Birileri demiş, Elazığ Spor öldü. Şimdi de yazsınlar, Gakkoşlar geri döndü. 29 Ocak, Elazığlı minik okçu İlsu İspir dünya şampiyonu oldu. İsmi. 6 Şubat, Elazığ Gençlik Spor Bocce takımı 2. lige yükseldi. 10 Şubat, Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcular 4 madalya kazandı. 10 Mart, Elazığlı satranç sporcusu Miraç Melih Topuz Türkiye şampiyonu oldu. 18 Mart, Elazığ Basketbol Kulübü Kadınlar Basketbol 1. Ligine yükseldi. 22 Mart, Elazığlı milli boksör Gizem Özer Avrupa ikincisi oldu. 31 Mart, Ünilik Kadın Boks'ta Fırat Üniversitesi Türkiye şampiyonu oldu. 6 Nisan, Okul Sporları Tekvando'da Emirhan Okşan Türkiye üçüncüsü oldu. 9 Nisan, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Fırat Üniversitesi grup şampiyonu oldu. 10 Nisan, Elazığ Spor'un efsane futbolcularından Münir Yılmaz vefat etti. 16 Nisan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Elazığ'da gençlerle bir araya geldi. 20 Nisan, Ankara'da yapılan protokol töreniyle Elazığ, tarihinin en büyük spor yatırımlarını aldı. Vatandaşımız, gençlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onları yine birlikte inşa etmeye, hizmetin gereğini birlikte yapmaya devam edeceğiz. 22 Nisan, Elazığ'dan 7 genç futbolcu U14 milli takım seçmelerine katıldı. 30 Nisan, Aksaray Gençlik Spor Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne yükseldi. 7 Mayıs, Elazığ Spor mucizeyi gerçekleştirerek 3. ligde kalmayı başardı. 1-0'lık üstünlüğümüz var, 3 puan bizim artık. Ve 3 puandan sonra 3. lig bizim, profesyonel lig bizim aslında. Çok anlamlı bir düdük çalmış olacak. Bitti. Hadi ve bitti. Evet, bitti. Elazığ'da bitti. Maç bitti. Tebrikler Elazığ Spor. Tebrikler. 16 Mayıs, Elazığ Belediyesi şehre kazandıracağı spor ve yaşam kompleksi proje çalışmalarına başladı. 17 Mayıs, okul sporlarında Kaya Karakaya Spor Lisesi Bocce'de Türkiye şampiyonu oldu. 25 Mayıs, Türkiye-Slovakya A Milli Voleybol maçı Elazığ'da oynandı. Bu maç Elazığ'da oynanan ilk milli maç olarak tarihe geçti. Sevgili izleyiciler, Elazığ'da böylesine keyifli günlere, böylesine büyük milli heyecanlara tabii ki ihtiyacımız var. 28 Mayıs, Kickbox Turkish Open'da Elazığlı 4 sporcu dünya üçüncüsü oldu. 2 Haziran, Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. 9 Haziran, milli tekvandocu Gülse Polat Avrupa ikincisi oldu. 12 Haziran, Elazığ sporlu Yusuf Ensar Poyrazlı Samsun Spor'a transfer oldu. 12 Haziran, Elazığ sporlu Yusuf Ensar Poyrazlı Samsun Spor'a transfer oldu. 13 Haziran, kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi şampiyonası Elazığ'da gerçekleşti. 20 Temmuz, Entegre Solar firması Elazığ Spor'a isim sponsoru oldu. Başkanım. 27 Temmuz, boks il temsilciliğine Cemil Döndü atandı. 1 Ağustos, Analik Judo'da Tufan Cimbil Türkiye üçüncüsü oldu. 8 Ağustos, Tekvando'da Elazığlı Bedirhan Kaya Türkiye üçüncüsü oldu. 9 Ağustos, Elazığ Spor Kongre yaparak Serkan Çayır Başkanlığında yeni yönetim oluşturdu. Olağanüstü seçimli genel kurulunda Elazığ Spor Başkan adayı ve listesini başkan ve liste olarak kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 29 Ağustos, Elazığ Spor'un efsane kadrosunda yer alan Ruhi Bilen hayatını kaybetti. 1 Eylül, Elazığlı Veysel Batuhanbay, Atlı Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 14 Eylül, Kupa'da Karakoçan Futbol Kulübü Elazığ Spor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. 15 Eylül, Turgut Kılıç'tan boşalan futbol il temsilciliğine Bahattin Erbasan atandı. 30 Eylül, milli boksörümüz Gizem Özer, Üniversiteler Dünya Şampiyonu oldu. V-Box, Dike, Valdur, Denk, Kertemur, Bay, Güvenlik, Sizin, Boksör, Kulübü, 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 Kul
İzan Özer Türk. 5 Ekim Elazığ'da Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlandı. 6 Ekim Yeni Elazığ Stadyumu'nda çim serim işlemi tamamlandı. 7 Ekim Elazığlı kickboks sporcusu Sıla Kartal dünya şampiyonu oldu. 12 Ekim Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nün ismi değiştirilerek 23 Elazığ Futbol Kulübü oldu. 6 Kasım Tekvando'da milli sporcumuz Gülse Polat Avrupa şampiyonu oldu. 17 Kasım Entegre Solar Elazığ Spor'da teknik direktörlüğe Cüneyt Biçer getirildi. 16 Aralık Elazığ Belediyesi Espor Merkezi hizmete açıldı. 17 Aralık Handball 1. Lig'deki temsilcimiz Elazığ SYSK ilk devreyi namağlup yaparak ikinci tamamladı. 17 Aralık Pota'da tarihte ilk kez oynanan Elazığ derbisini Elazığ Basketbol Kulübü kazandı. (Gülüyor) 25 Aralık Tekvando 2022 yılı Siyah Kuşak 1. 2. 3. dan sınavları 13 ilden 155 sporcunun katılımıyla Elazığ'da yapıldı. 26 Aralık Elazığ'da voleybol aday hakem kursu Fırat Üniversitesi çok amaçlı salonda gerçekleşti. 27 Aralık Kadınlar Handball 1. Lig ekibimiz Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nden 5 sporcu milli takıma davet edildi. Evet sevgili izleyenler 2022 yılında akılda kalan spor olayları böyleydi. Hakikaten özellikle o voleybol milli maçını ekrana gelince biraz tüylerim böyle diken diken oldu. Eyvallah. Heyecanlandım. Evet. Nasıl buldunuz Sayın Başkanım? Yani 2022'de o pandemiden depremden çıkmamıza rağmen hakikaten güzel şeyler olmuş. Avrupa'da derece yapan sporcularımız var. Evet. Yani bana göre iyi geçirmişiz diye düşünüyorum. Evet. Sizler neler söyleyeceksiniz? Yani önce hakikaten gerçekten emeğinize sağlık. Çok güzel arkadaşlar çalışmış. Tabii bu çalışma bir saatlik bir günlük çalışma değil. Yani evet. Derleyip toplama değil. Bütün bir yılın bir çalışmanın, çabanın sonucu. Gerçekten bu ne demek? Bu şu demek. Siz ekip olarak Elazığ'ın her zaman sporunun yanında, gençliğinin yanında, hizmetinde ve böylesine büyük bir gayretle hem destek, hem yol gösterici, hem yön verici bir yapınız var. Önce hakikaten size, bütün arkadaşlarınıza, ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Büyük bir çalışma, güzel bir çalışma. Montajda sevgili Taner'in çok büyük Allah razı olsun. Bütün arkadaşlarımız, evet. Taner de dahil, hakikaten güzel bir şey. Tabii insan böyle bir yılı gözünün önüne getirdiğinde bazen unuttukları oluyor. Tekrar o hatıralar canlanıyor. Evet. Dediğiniz gibi bu hatıralar çok önemli. Onun içerisinde hem de ulusal bazdaki milli takımın burada voleybol maçına gelmesi, bizim de yine sizinle, evet, o günde de orada da bir röportaj yapmamız gözümüzün var, önüne geldi. Hakikaten müthiş bir şey. Yani Elazığ artık böylesine önemli müsabakaları bu şehriyle hak ediyor. Evet. Bu belediyesiyle hak ediyor. Evet. Bu vilayetiyle hak ediyor. Valiliğiyle. Niye belediyesi valiliği diyorum? Şunun için gerçekten orada çok dar kapsamlı da olsa şunu söylemekte fayda var. O işin içerisinde de bulunduk. Başkanımızın talimatlarıyla Voleybol Federasyonu'nun başkanlığının bir anlamda Elazığ'dan beklediği ev sahipliğini yapar mısınız dediğinde hakikaten Sayın Belediye Başkanımız açık ve net bir şekilde bütün takımlarımızın, özellikle milli takımımızın süreci biliyorsunuz. Belki evet, insanlarımızın birçoğu bilmez. Yaklaşık 10-12 günlük kamp süreci, karşı takım Hırvatistan'dı. Yanlış. Slovakya. Slovakya, evet. Slovakya. Slovak takımının da burada kamp yapması, bütün kamp masrafları dahil, evet, bütün çok şükür, yani burada tek tek söylemekte şey yok, anlam yok ama sadece şunu söylemek yeterli. Elazığ'ımıza yakışan o misafirperverliği maddi manevi olarak Elazığ Belediyesi yükün büyük bir kısmını Sayın Valimizle birlikte karşılanmıştır ve gereğini yapmıştır ve hakikaten milli takımımız da buna yakışır. Voleybol Federasyonumuz da buna hak eder.
ve Elazığ Belediye Başkanımız da bu yakışanı yapmıştır fazlasıyla. Bu önemliydi. Evet. Çok şükür güzel de bir maç oldu. Bizim belki zaman içerisinde federasyondaki arkadaşlara, gelen milli takıma seyirci bazında hani olmaya ki mahcup olur muyuz düşüncemiz de kat kat fazlasıyla eksik kaldı ve insanımız orayı ve dışarıdaki kalabalığıyla kapsayıcı, kucaklayıcı bir şekilde de milli takımımızı karşıladı ve çok güzel de bir galibiyet aldı. Hakikaten bu çok önemliydi. Şehrimiz için de moral oldu. Tabii. Dolayısıyla böylesine dedim ya, üniversitenin de hakikaten spor salonu bu övgüye layık. Evet. Biz orada özellikle de Sayın Başkanımızın da talimatı, bizim de isteğimizle orada da geçti. Türkiye kurumlar ve kuruluşlar arası masa tenisi şampiyonlamasında orada yaptık. Evet. Çünkü o saha, o kapalı spor salonu çok yakışıyor Elazığ'a. Gelen misafirlerimiz salona girdiği anda hakikaten müthiş bir ambiyansla karşılaştılar. Ve Elazığ'a ilk girdikleri anda zaten hep karşıladık, beraber olduk onlarla. Çok güzel de bir turnuva oldu. O da burada gördük. O önemliydi. İşte milli takım da orada o maçı yapması. Kamu, yani kurum ve kurumlar arası masa tenisi, evet, şampiyonası. Orada, evet, komple masa tenisi şampiyonası orada yaptık. Evet. Yani milli maç da orada oldu. O stadın güzelliği, evet, kapalı spor salonunun daha doğrusu ambiyansı, ortamı kullanan sağ olsunlar Sayın Rektörümüz ve tüm rektör yardımcılarımıza, oradaki ekibe de yine teşekkür ediyorum. O zaman da çok teşekkür etmiştik. Böyle bir paylaşım yaptık onlarla. Beraber böyle bir sahayı kullanma avantajını sağladık. Hep beraber sizler de orada yardımcı, evet, oldunuz bizlere. Hakikaten böylesine güzel bir yıl geçirdik işte bunlarla birlikte. Hatta işin başında Elazığ Spor transfer sezonunu açtı, ilk tahtayı açtı bu, evet, sezonun başında. Tabii Sayın Belediye Başkanımızın artık bütün gayretini, çabasını burada tekrar zikretmenin çok büyük anlamı yok ama kamuoyu zaten buna şahit. İnsanımız biliyor gayretini, Elazığ Spor'un profesyonel anlamındaki sporuna, bakışına, geçmiş senedeki yaptığına, devam edilen yapısına, hala yılın başında da ilk, evet, Almanak'ın şeyinde de o vardı. Hakikaten Elazığ Spor'umuz bir marka artık. Bunu hepimiz de biliyoruz, destekliyoruz. Yine aynı şekilde başkanımızın destekleri, aynı şekilde Sayın Serkan Çayır Başkanımızı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Hep bu işin içerisinde oldu sağ olsun. Gayretiyle yönetimi, şimdiki yönetim arkadaşlarımızı hepsini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ha, hepimiz durumu biliyoruz. Burada tekrar onu özetlemenin bize veya konuşmanın şu an için şeyi değil. Ama herkes elinden geleni yapıyor. Başta başkanımız, tabii ki Sayın Valimiz bu konunun içerisinde. Evet. İnşallah sadece bundan yetmeyecek tabii. Herkes de bu konuya sahip çıkacak. Hem maddi manevi de sahip çıkacak ve çıkacak inşallah. İnanıyoruz çok daha iyi olacak. Çünkü tabiri caizse kamuoyu yapılanlara zaten şahit. Yapılanları da biliyor. Hakikaten bu noktada dediğimiz gibi dünya şampiyonluğuna giden okçularımız var. Fırat Üniversitesi şampiyonluğumuz var. Çok şükür işte Gizem yıllardır bizim sporcumuz. Yani biz baktığımızda aslında şunu gördük. Yani altyapıya şu anda sahip çıkmamızın belki ileride de konu olacak. Kamuoyu da şahit. Elazığ Belediyesi'nin, başkanımızın vizyonunda şu var. Gençliğe sahip çıkma var. Sporcusuna, altyapısına sahip çıkma var. İşte bu altyapıdan yetiştirdiklerimiz, kulüp olarak Elazığ Belediye Spor olarak sahip çıktığımız sporcuların başarıları var. İşte Gizem, Aliye, badminton'da hala devam ediyor başarılarına. Evet. Yani bunlar artık ulusal bazda ses getirmeye başladı çok şükür. İşte okçumuz bizim sporcumuz değil ama sonuçta Elazığlı sporcumuz. Evet. Bu da bize gurur kaynağı oldu. Satrançla Türkiye şampiyonluğu. İşte satrançla ilgili hakikaten biz de elimizden gelen desteği yapıyoruz. Şu anda kulübümüzde satranç ekibimiz yok. Belki ileriki zamanlarda öyle bir ekip de kurarız. Yani hep böyle altyapıya hizmet vermenin şu anda biraz daha özetini gördük aslında. Bunlar alttan çıkan bizim dediğimiz çocuklar, Elazığlı dediğimiz çocuklarımızın başarıları. İşte bunlara alttan siz çok iyi biliyorsunuz. Hatta spor kamuoyu da çok biliyor. İşin başlangıcı artık altyapı. Evet. Yani, en önemli soru. Evet. Şimdi mesela ileride inşallah konu olacak. Bizim yüzme takımımız mesela çok başarılı. Alttan geliyor. 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında çocuklarımız hep böyle bu bölgelerde zaten
çok çok iyiler. İnşallah bunlar da ulusal bazda Elazığ'ımızın sesini yüksek sesle çıkaracaklar. Yani hakikaten tabi bu işlerin içerisinde acı kayıplarımız da oldu. Münir abimiz, Allah rahmet eylesin. Münir Yılmaz. Not aldım. Evet. İhsan abi önce rahmet olmuş. Evet, İhsan Bey, Çolak, Allah rahmet eylesin. Bizim büyüğümüz, çok iyi tanıdığımız, ben. Saygı evet. duyduğumuz. Tabi bu arada bizim de yaşlarımız ortaya çıkıyor. O anlamda da evet. Kuşak olarak tamam aynı kuşak değiliz ama biz evet, gençken abi, yetiştiğimiz, sevdiğimiz, büyüğümüz olarak da gördüğümüz, Allah rahmet eylesin, Elazspor'un kurucularından evet, çok emek vermiş evet. ve sürekli bu spor camiasının içerisinde sevilen, sayılan, bulunduğu her yerde gördüğü sevilen. Her yerde beni sorardı. Evet. Böyle enteresan hafızası da vardı. Müthiş. Maşallah. Yani işte bizdeki avantaj neydi? Yusuf Bey şöyle, yani kuşaklar arasında yaş farklı da olsa bir ilişkilerimiz devam ediyordu. Evet, hakikaten o büyükler bize örnek de oldu yani. Gerçekten evet. bu çok güzel bir şey. Bugün de dediğimiz gibi baktığımızda yani İhsan abi rahmetli, Allah rahmet eylesin, mekanlarını hepsinin cennet, cennet etsin inşallah. Yani bu önemli. Evet. Yani bakın sizin hatıralarınız var, bizim hatıralarımız var. Yani bu ne demek? Bizden çok daha yaşça büyük insanlar bize ilgi gösterebiliyordu. Biz de onlara saygı gösterebiliyoruz. Onlardan evet. bir şeyler almaya gayret ediyorduk. Evet. Bu da çok önemli Elazığ adına. Ondan sonra Münir abi. Münir abi sonra Ruhi Hoca. Hepsi de değerimiz. Hepsi evet. de kıymetimiz. Münir abiyle tabii yakınlığımız da çok eskiden beri. Böyle aile olarak da tanıdığımız, yakinen beraber olduğumuz, istifade ettiğimiz hem spor yönünden hem tabiri caizse ahlaki ve yaşantı yönüyle de her türlü beyefendi kişiliğiyle de önder olan bir şahsiyetti. Bizim camia olarak da hepimizin sevdiği bir kişilikti. Allah evet. rahmet eylesin tekrar Amin. Diyoruz. Evet. Yine Ruhi hocamız hepimizin hocası. Yani hakikaten Elazspor'da da top oynamış. Evet. Yıllarca idarecilik, okul müdürlüğü yapmış. Eğitimci, değerli bir şahsiyet. Bunlar da tabii kayıplarımız. Bu anlamda Elazığ'ın en büyük sporda bir yatırımını alması son yılların. Bu çok evet. önemli. Hakikaten büyük bir başarı. Teşekkür ediyoruz sayın vekillerimize. Sayın belediye başkanımız bizzatihi olayın içerisinde müthiş bir başarı getirdiler Elazığ'a. Büyük bir kaynak getirdiler. Ve inşallah yine ilerleyen dakikalarda da onu anlatacağız. Ve çok büyük bir spor kompleksini Elazığ Belediyesi olarak kazandırıyoruz. Buradaki alınan hibe krediyle, spor toto kredisiyle, bu önemli bir kredi, evet. önemli bir kaynak ve bu kaynağın üstüne de çok şükür belediyemiz kaynağı fazlasıyla koyuyor ve öylesine büyük bir tesis kazandırıyoruz Elazığ'a. 80-100 dönüm üzerine. Bu Hicret evet, Mahallesi'nde. Hicret Mahallesi'nde inşallah evet. yeni terminalimizin arkasındaki çok önemli bir alanda evet. 100 dönüme 80-100 dönüme yakın alan üzerinde inşaatlarımızda çok şükür şu anda dün de oradaydım, bugün de oradaydım. Keyif vermeye başladı çünkü türbinlerimizi başladık. 3 tane büyük tesisimiz var orada. Sentetik ışıklandırmalı, sentetik büyük sentetik sahamız var, futbol sahamız var. Evet. Türbünlü. Artı tartan atletizm pisti. Elazığ tarihinde ilk defa böyle büyük bir tesis kazanacağız inşallah. Belediyemiz bu tesisi Elazığ'ımıza kazandıracak. Başkanımızın sözü vardı. O sözünü yerine getiriyor inşallah. Kapalı spor salonumuz var. O tartan pisti biraz konuşmamız lazım. Evet. Çünkü şöyle abi başkanım. Evet. Bu sene ben üniversite takımıyla şeye hazırlık maçına gitmiştik Diyarbakır'a. Eyvallah. Orada o biliyorsunuz o Seyran Tepe tesisleri var ya. Evet. Orada baktım hemen oranın yanında böyle atletizm o sizin işte buradaki hemen hemen projenin aynısı olabilir. İnşallah. Ya da bir inşallah. Bireysel olarak tabii. atletizmde herkes orada şimdi, geliyor koşuyor aynen. bilmem ne yapıyor biri çekiç atıyor biri bilmem ne. Bütün atletizm dalları içerisinde evet. idmanını yapacak ve ulusal düzeydeki yarışmalara ev sahipliği yapacak bir tesis yapıyoruz inşallah. O çok önemli. O tesisimiz evet. bütün Elazığ'ımızın insanına hizmet edecek, sporcusuna hizmet edecek, bölgeye hizmet edecek bir tesis olacak inşallah. Yani onun için de sahadayız. Elimizden gelen her şeyi müteahhitimizle, bütün çalışanlarımızla. Zaten başkanımız her gün bizden briefing alıyor, bilgi alıyor, takip ediyor. Ve hakikaten büyük bir kompleks olacak. O spor kompleksini inşallah biz tabii spor kompleksini çevresiyle,
peyzajıyla, düzeniyle de yerine getirip Elazığ'ımıza öyle bir tesisi kazandıracak. Başkanımızın vaatleri ve projeler arasında olan tesislerden tesis bu inşallah. Tesis çok önemli. Biz az bütün, önce niye konuşuyoruz? Fırat Üniversitesi. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Bak tesis olduğu için biz buraya milli maç alabildik. Evet. Tesis olmayınca alamıyorsunuz. Artı altyapıdaki yetiştireceğimiz çocuklar da inşallah orada yetiştireceğiz. İnşallah. Elazığ'ımızın her gencine orada hizmet edeceğiz. Zaten bize başkanımızın talimatı o. Biz hizmet için varız. İnsanımıza evet. dokunmak için varız. İnsanımıza ne şekilde hizmet edecekse onun için varız. Ve birçok projesi çok şükür milletimiz artık projelerini biliyor, gözüyle görüyor, geçtiği sokakta, oturduğu mahallede, yanı başında, parkıyla, meydanıyla, spor tesisiyle ve büyük bir spor tesisinde inşallah ihaleye çıktık. O spor köyü ihalemiz, tabii Allah izin verirse onu da ihalede inşallah Doğu Kent'te de 30 dönüm üzerinde bir spor köyü projesi yapıyoruz. Bu konteyner kentin yerine mi yapıyoruz? Aynen stadımızın yanına. Stad da bizim yerimiz zaten. Başkanımız orayı da verdi. Evet stadı. Aynen. Evet. Sayın Başkanımız orada da bu projeyi hayata geçirme talimatını bize vermişti zaten. Biz yılbaşını devretmesini bekledik ve ihalemizde çıktık. İnşallah Ocak ayının bir aksilik olmazsa sonuna doğru, şu anda tarihini verip de yanlış şey yapmak istemiyorum, İhalemiz çıktı inşallah. Çok güzel bir bunun haber, içerisinde müjdeli bir haber. Çok gelelim. Güzel. Özellikle ne var içerisinde? Özellikle biraz yine voleybol sahalarımız, sentetik basketbol sahamız, orada da küçük bir atletizm şeyi, buz pistimiz var. Çocuklar için o alanımız var. Bir tane kafeterya şeklinde gençlerimizin vakit geçireceği alanlar var. Yürüyüş alanı var. Atletizm pisti var, bisiklet parkuru var. Yani birçok şeyi içerisinde alanın içerisinde birçok oyun şeyini içerisinde kapsayacak, spor tesisini içerisinde kapsayacak büyük bir proje inşallah. Evet. Yani hem her yaştan insanımızın, kadınımızın, erkeğimizin faydalanacağı, gencimizin faydalanacağı, sporcumuzun faydalanacağı, aynı zamanda da rekreasyon alanı olarak oturduğunda, gezdiğinde rahat edeceği bir peyzaj alanı oluşturuyoruz inşallah. Evet. Yani şehrimizin bu anlamda doğusunda da batısında da insanımıza her türlü hizmet edecek spor komplekslerini başkanımızın talimatıyla, gayretiyle, çabasıyla faaliyete geçirdik. Evet, gerçekten spor tarihinde sayın vekillerimizin sayesinde, başkanımızın sayesinde, tabii başta bakanımızın da talimatlarıyla böyle bir şeyi Elazığ'a kazandırmak ve hakikaten güzel bir şey oldu. Ama onun üstüne de biz ne gerekiyorsa eksik kalan parayı da üstüne koyarak tesis ziyadesiyle güzel bir halde bitireceğiz inşallah. Kompleksimiz 2023 yılının Temmuz-Ağustos sonuna, Eylül'ün başına doğru inşallah bitirmiş olacağız bir aksilik yani olmazsa. Bence güzel düşünülmüş. Şöyle orada bir stat var. Yarın bu stat yalnız kalmayacak. Yalnız kalmayacak. Oradaki evet. çocuğumuz demeyecek bizim uzak. Biz orada gidip voleybol evet. oynayamıyoruz, basketbol oynayamıyoruz, atletizm tartan pistte yetişemiyoruz. Okçuluk grubunu her şeyimiz var yani. Orada da evet. o spor köyü içerisinde de bütün bu tesislerimiz, sentetik halı sahalarımız, her şeyimiz olacak inşallah. Evet. Yani çok güzel de dediğimiz gibi bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Kafeteryamızla, gençlik merkeziyle hizmet edeceğiz. Yani her noktada artık hizmet etmeye başladık. Zaten spor yaşam merkezleri hem gencimize, hem kadınımıza, hem erkeğimize, mahalle hem sporcumuza, mahalle aralığında zaten evet. bu hizmeti vermeye başlamıştık, veriyoruz. Ama inşallah bu çok üst düzeydeki komplekslerimizle, tesislerimizle hem gencimize, hem sporcumuza ve alttan gelen insanımıza. Bakın, bunu çok fazla konuşmanın şeyi değil ama mesela biz alttan kendi futbolcumuzu, voleybolcumuzu, güreşçimizi, gençlerimizle yetiştirdiğimiz zaman ekonomik değerde de sıkıntılar yaşamayacağız. Evet, o çok önemli. Şu anda mesela voleybol takımımız bizim, hepsi kendi çocuğumuz. Evet. Şu anda altyapıda 10-12 yaşındaki orta öğretim çocuklarına Mustafa Kemal Ortaokulu'nda, Yıldız Bağları'nda, Elazığ Ortaokulu'ndaki o tesislerimizde bizim altyapı çocuklarımız var. Onlara altyapı tesislerini kurmuşuz. İki tane hocamız devamlı başında. Yani
normal voleybol kız takımımızın haricinde. Evet, niye? Anladım. Alttaki çocuklarımız yetişsin. Biz ne yaşadık biliyor musunuz? Biz mesela 3. senemiz bu sene, bizimle beraber takımların kaç tanesi kendini kapatmak zorunda kaldı. Niye? Dışarıdan sporcu getirip maaşlar veriliyor, bilmem ne yapılıyor, prim adı altında, maaş adı altında yüksek paralar. Ondan sonra ancak bir sene dayanıyor, takımlar kapanıyor. İsim vermekte sıkıntı yok. Batman Belediye bunu yaşadı. Urfa Viranşehir bunu yaşadı. Diyarbakır Belediyesi bunu yaşadı. Evet. Ve büyük takımlar. Bizden daha maddi gücü olan. Evet. Biz çok şükür eğer bir nebze de maddi bir imkanımız varsa kendi çocuğumuz o imkandan faydalansın. Çünkü emek veriyor bizim çocuğumuz. Evet. Yetişsin, kazansın. O kazanacaksa o kazansın. Ve alttan gelen değerlerle voleybol takımımız hala üst grupta, şu anda ikinci ligde çok şükür devam ediyor. Ve alttan da çocuklarımız yetiştiğinde bunlar yarın oldu biraz daha bıraktıklarında alttan gelen çocuklarımız takviye edecek. Yani bu tesislerimiz o tesislerimizin, bu çocuklarımızın yetişmesine vesile olacak en büyük şeyler. Evet. Birkaç tane mesajımız var. İlk yarıya az kaldı. Hemen Eyvallah. Onları okuyayım. Ondan sonra çok güzel gidiyor. Devam edeceğiz. Bir izleyicimiz, selamlar, iyi yayınlar. Yusuf abi, transfer tahtasından bir bilgi var mı? Hayırlı akşamlar. Ahmet Kasap. Transfer tahtasıyla ilgili çalışmalar var. Tabii bugün sizin bilginiz var mı sayın? Estağfurullah. Bilmiyorum. Transfer tahtasıyla ilgili çalışmalar var. Programımızın sonuna yer kalırsa o konuyu da, ama herhalde zamanımız yetmeyecek gibi anlıyorum. Belki böyle şey, başkanımızı ya da birini bağlayıp kısa bir şey alabilir miyiz? İkinci bölüme bakalım. Ama bir çalışma var. Son aşamalara gelindiği de söyleniyor. Bakalım, net bir açıklama yok ama. Henüz net bir açıklama yok. İyi akşamlar Sayın Boyda. Kulübümüz, ilimiz voleyboluna ve sporuna ilgi ve katkılarından dolayı belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları Bey'e ve konuğunuz başkan yardımcımız Sayın Nazif Bilginoğlu Bey'e teşekkür ederim. İbrahim Bişi, Elazığ Belediye Spor Voleybol Kulübü antrenörü, Mustafa Kemal Ortaokulu müdürü. İbrahim hocama da teşekkür ediyoruz. Hakikaten Elazığ voleyboluna emeği çok büyük fazla emekleri var. Çok ciddi bir eğitimci. Evet. Okuldaki eğitim kalitesini de herkes biliyor, biz de biliyoruz. Hem eğitime hem spora aynı zamanda ciddi emek veren değerli yöneticilerimizden biri. Evet. İşte işini yapan yönetici böyle olmalı. Evet. Yapıyormuş gibi değil. Yani sadece görüntü, fotoğraf, şekil vererek değil. İcraatın içerisinde olarak olmak lazım. Evet. Hakikaten kendisini ve bunun gibi değerli arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ben de hocama selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı akşamlar Almanya'dan Yılmaz. Yusuf abi, başta belediye başkanımız Zar Nazif Bey'e bu güne kadar verdikleri desteklerden dolayı teşekkürler. Transfer tahtası açılacak mı? Bir de 2023 yılında Elazığlılardan ricam, küfürsüz bir yıl olsun. Yazık, eyvallah. Elazığ'ın maddiyata ihtiyacı var. Ceza ödemeyelim. Selamlar, saygılar. Biz de buradan Almanya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. İşte dediğim gibi bir çalışma var. Yakında inşallah müjdeli haberi alırız. Elazığ Belediyesi Bayan Spor Kulübü adına bize katkılarından dolayı Sayın Şahin Şerifoğlu Başkanımıza, yanı sıra Nazif Bilginoğlu Başkanımıza teşekkür ederiz. Benay Gül. Çok mesajlar var. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Bir de kısa yazın lütfen. İyi yayınlar diliyorum. Ben Elazığ Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı'nın antrenörü Mehmet Ozan, Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na ve Nazif Bilginoğlu Başkanımıza takımımıza verdiği desteklerden dolayı teknik ekip ve oyuncularımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Spora destek olmadan ilerlemiyor. Başkanımız takımın ilerlemesi için çok uğraş, emek harcıyor, ilgileniyor. İnşallah beklentileri karşılar ve ilgili en iyi seviyede tamamlayıp, ligi en iyi seviyede tamamlayıp geçen sezon olduğu gibi playofflara kalabiliriz. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Elazığ Belediyesi voleybol takımından Sevda Özdemir, bize desteklerinden dolayı güler yüzlülüğünle hep yanımızda olduğu için başkanımız Şahin Şerifoğlu, başkanın yardımcımız Nazif Bilginoğlu başkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. İyi yayınlar demiş.
Yusuf Hocam, size ve konuğumuza değerli başkan yardımcımız Nazif Bilginoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. İlimiz tüm spor branşlarına maddi ve manevi desteklerinden dolayı belediye başkanımız Şahin Şerifoğlu'na, belediye başkan yardımcımız Nazif Bilginoğlu'na, belediye kültür müdürümüz Sayın Mustafa Aksu Hocam'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Ali Şiş Bey'e, ASKF Genel Başkanı Sayın Mustafa Güre Bey'e teşekkür ederim. ASKF Genel Başkan Vekili Necmi Pamuk. Necmi abiye biz de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Elazığ Belediyespor voleybol takımı kaptanı Özge her zaman yanımızda olduğunuz süre biz her gün daha iyi ilerliyoruz. Desteklerinden ötürü başkanımıza, Şahin Şerifoğlu'na ve Nazif başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her gün daha iyi sizlere yanımızda olduğunuz için bu süreçte iyi yayınlar demiş. Kendisine biz de teşekkür ediyoruz. Hızlı hızlı okumaya çalışıyorum. Hayırlı akşamlar başkanımıza, iyi akşamlar dilerim. Elazığspor'umuzun geleceği masaya yatırılıyor mu? Transfer tahtasından son gelişme nedir? Açıklanacak mı? Stadyum ne zaman bitecek? Ne bir cevap vermiyorlar. Saygılar, Çetin Taş, Cebrail Yıldırım. Vallahi geçen başkan bizim programda dedi ki içerideki ikinci maça Elazığ stadını yetiştireceğiz. Ben de yani hayretle dinledim, inşallah yetiştirirler. Bir çalışma var çünkü kombine bilet satışları var, değil mi Sayın Başkanım? Evet. Yani ona başkanımızın o noktada talimatı var, yardımcı olunuyor. Evet. İnşallah ne olacak bilmiyorum evet. O nokta. Ama bir çalışma var yani. Bakanlık tabii evet. Ciddi o işin bitmesi için uğraşıyor. Müteahhit firma uğraşıyor, sağ olsunlar. Tabii bu noktada işte bakanlığımızın oradaki ödenek şeylerini açtılar bildiğim kadarıyla. Epey bir hızlandırdılar. Ama tam şeyini bilmiyorum. Evet. İnşallah yetişir. Firma elinden gelerek tetiş şeyini yapıyor yani bu noktada. Evet. Gayretini gösteriyor. Gayreti İnşallah iyi olur. Evet. Son dakikamız, bitiriyoruz. Yine Buse Özdemir teşekkür etmiş. Ona da selam buradan biz teşekkür ediyoruz. Bahar Yiğit belediyesi voleybol takımından. Maşallah voleybolcularımız hepsi burada. Elazığ Belediyesi voleybol takımından Gözde Nur Çelik. Sana da teşekkür ediyoruz Gözde. Selamları var, hep okumadan geçiyorum. Eyvallah. Şimdi tabii demek ki kızlarımız, voleybol takımımızdaki arkadaşlarımız sağ olsunlar. Evet. Bu noktada o hakikaten tabiri caizse başkanımızın kendilerine verdiği bu fırsatı, bu imkanı hakikaten her seferinde de söylüyorlar, bildiriyorlar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Gençlerimiz, çocuklarımız bu iyiliği bilmeleri, bu şeyi bilmeleri çok önemli. Yani bunu tabiri caizse hiçbir zaman hiçbir kimseye biz bunu yapıyoruz, başkanımız bunu yapıyor demek istemiyoruz. Haşa, başa kalkmak değil ama bu noktada yapılanları, önemini bir noktada bilmek önemli. Evet. Takımımızdaki çocuklarımız da o heyecanı yaşıyorlar evet. Sağ olsunlar. O noktada da bu şeyini de bildiriyorlar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz bu anlamda. Evet, kısa bir ara verelim Sayın Başkanım. Eyvallah. Birkaç tane daha kaldı ama. Eyvallah. Onu ikinci devre okuyalım. Eyvallah. Eyvallah. Evet sevgili izleyenler, güzel bir devre oldu. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Şimdi kısa bir ara. Evet sevgili izleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümde 2002 yılında akılda kalan spor olaylarını genelde konuştuk. İzleyicilerimizden gelen mesajları okuduk. Gene bayağı mesajımız var, onları okuyacağız. İkinci bölümde de Elazığ Belediyesi'nin 2023 yılındaki spora katkıları neler olacak, onları konuşacağız. Sevgili Belediye Başkan Yardımcımız Nazif Bilginoğlu konuğumuz. Biliyorsunuz o hem kültür hem sanat değil mi? Hem spordan sorumlu devlet bakanı gibi bir şey değil mi? Sayın Başkanım. Tabii başkan yardımcılarımızın baktığı bir müdürlükleri var. Aynen.
siz de genelde bu kısma bakıyorsunuz. Evet. Bu da önemli bir kısım. Evet. Yani zor aslında, zor bir kısım. Gerçi her dal zor ama ama zevkle yaptığınız için herhalde keyif alıyorsunuzdur. İşte böyle teşekkürler geliyor. Onlar hakikaten önemli, sevindirici. İzleyicilerimizden birçok mesaj var. Onlarla başlayacağım. Özellikle sevgili Serkan Çayır'ın, Elazığspor Kulüp Başkanı'nın bağlanıp son durumla ilgili bizlere bilgi verilmesini istiyorlar izleyicilerimiz. Arkadaşlarım az önce aradı, telefonu meşgulmuş, herhalde çalışmalar devam ediyor. Ulaşabilirsek Sayın Başkan'la da bir canlı bağlantı yapacağız, son durum hakkında bilgi alacağız. Yine aynı konuda bir izleyicimiz demiş ki, Yusuf Hocam iyi yayınlar, Elazığspor'un son durumu hakkında bilgi almak adına kulüp başkanımız Serkan Çayır yayına bağlama düşünceniz var mıdır? Şimdiden teşekkürler. Düşüncemiz o. Yine Nehir Toprak Elazığ Belediyesi voleybol takımından size ve sevgili başkanımıza teşekkür ediyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Yine onun dışında bakalım, Berivan Dalan aynı şekilde teşekkür ediyor. Biz de kendisine teşekkür ederiz. Yine onun dışında Yusuf Müdürüm demiş, iyi yayınlar, Şahin Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ataspor Güreş adına İlyas Peker, Elazığ Güreş Takımı şehrin Şahin Başkanı'nın talimatı ile belediye güreş takımı kuruldu. Bu konuda Sayın Başkanım siz güzel tabii sporun her dalı. Birçok branşta kulüpte hizmet ediyoruz. Hakikaten güreş eksikti, yani yoktu ve yıllardır da olmamış belediyede. Evet. Biliyorsunuz boksu da yıllardır belediyede yoktu. Yeniden Şahin Başkanımız tekrar bu dalı da kulübümüze kattı. Evet. Bu anlamda özellikle güreşle de ilgili başkanımızın hoşgörüsü, vizyonu, bakışı ve talimatlarıyla bunu da aldık. Hakikaten İlyas Hoca da, Mehmet Hoca da tanıdığımız arkadaşlar, bildiğimiz arkadaşlar, atasporumuz olan güreşe gerçekten hizmet etmiş. Gönülden hizmet etmiş arkadaşlar. Tabii bulundukları pozisyon itibariyle de maaşlarını alan bizim gibi çalışan bir şey ama hem çalışırken hem gönül vererek çalışmak çok daha farklı. Bu da bu arkadaşlarımız da bunlardan birkaçından tabii birisi. Geçen bu yıl içerisinde yine bu takımı, pardon, 2022'de geride kaldı. Güreş takımımızı ilk defa biz Kırkpınar yağlı güreşlere gönderdik. Elazığ Belediyesi olarak gönderdik. Ve hakikaten onlar da çok mutlu oldular. Böylesine bir vizyonu, böylesine büyük bir organizasyona. Ancak Elazığ Belediyesi yine mührünü kordu, damgasını vururdu. Başkanımız yine bunu yaptırdı bize, gönderdi takımı ve önemli bir etkinlikti. Ve şimdi de takımımızı kendi bünyemize aldık. Şimdi 4'ü 5'inde de bu ayın Çorum'da yapılacak Türkiye Büyük Erkekler U23 şampiyonamasına, Türkiye şampiyonamasına takımımızı gönderiyoruz. 9 kişilik 2 antrenörümüz, 7 sporcumuz inşallah oraya turnuvamıza gönderiyoruz. Kulüp olarak katılacağız. Çünkü hakikaten büyük bir eksiklik. Yani atasporunun, güreşin bu şekilde kalması. Başkanımız da buna el attı. İnanıyorum bu ana kadar da ciddi emek veren bu hocalarımız inşallah bundan sonra da ciddi emek ve katkılarıyla bu sporumuz da gereken, hak ettiği değeri bulacak. Ve yeniden alttan yetişen genç kuşağı, zaten vaadimiz o. Hep beraber hem üst yapıdaki çocuklarımızı bu şampiyonlamada hazır tutalım. Bunları sürekli bu güreş turnuvalarını hazırlayalım. Hem de alttan yeniden pehlivan diyeceğimiz bu güreşçilerimizi, bu pehlivanları yetiştirecek altyapı ortamını inşallah sağlayalım. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Güreş de bu branşlarımızdan biri oldu. Ben sevilen burada, de bir spor aslında değil mi? Gerçekten öyle. Ben bir spor. Katıldım geçen de şeylerine. Çok hoş aslında, pırıl pırıl delikanlılar, pırıl pırıl kardeşlerimiz, tertemiz arkadaşlarımız, şeyde de beraber olmuştuk o yağlı güreş öncesinde. İnşallah bu pırıl pırıl arkadaşlarımız önce gidecekler turnuva, önemli olan turnuvaya gitmemiz. O Türkiye şampiyonlamasında
ne olur bilmiyorum ama iyi derecede alırız inşallah. Almazsak da bundan sonra devam inşallah diyeceğiz. Durmak yok diyeceğiz. Evet. İnşallah güzel, gayet güzel şeyler olacak bu noktada. İnşallah. Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğlu ve Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Nazif Bilginoğlu'na Elazığ Belediyesi Bayan Basketbol Altyapı takımlarımıza verdikleri desteklerden dolayı şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim. Adnan Sevinç, Elazığ Belediyesi Bayan Basketbol Altyapı Antrenörü. Evet. Tabii ki bugün, altyapı çok önemli. Evet, bugün sağ olsun hocalarımız da sporcularımız da ilgi gösteriyor. Gerçekten başkanımızın bu yapmış olduğu gayretleri hocalarımızın görmesi, bilmesi, çocuklarımızın bilmesi gerçekten önemli. Sağ olsunlar. Evet. Bunlar biliyorlar. Bu imkanları çok iyi değerlendireceklerini de biliyoruz. Basketbol takımımız kızlarda 14, 16, 18 yaş grubu takımlarımız var. Geçen ilimizde yapılan yarış turnuvada 3 grupta da birinci olduk hakikaten. Çok güzel takımımız ve pırıl pırıl çocuklarımız. Hatta tabiri caizse 14, 16, 18 yaş grubu hep alttan olan çocuklarımız oynuyor. Evet. Yani 18 yaşındaki takımımızda 16, 15, 14 yaşındaki çocuklarımız oynayabilecek şekilde kaliteli ve ciddi Adnan Hoca da başlarında erkek takımımızın ve basketbol koordinesini yapan Taner Hocamızla beraberler. Taner Hocamız da erkek takımında da şu anda 16-18'de turnuvalara katılıyoruz. 14'leri de orada da bu sene inşallah 14'te de 14, 16, 18'de de erkek takımlarımızı kuruyoruz. Orada amaçlarımız dediğimiz gibi önce bu çocuklarımıza bu enerjilerini boşaltacak alan sağlamamız. Evet. Birinci hedefimiz bu. Ondan sonra bu alan sağladığımız enerjilerini boşaltacak bu imkanları bulan çocukları iyi yetiştirmek, maddi manevi imkanları sağlamak, onları da insanı, Elazığ'ını, memleketini seven o şuuru, bilinci vererek yetiştirmek. Üçüncü ve o noktadaki hedefimiz de bunların içerisinde bu işe gönül vermiş sporcu olmak isteyenler de varsa enerjilerini her türlü buna kullandırarak, yönlendirerek iyi sporcu olmalarını sağlamak. Bütün hedefimiz evet. Bu. Dolayısıyla böyle bir hedefle ilgili olarak hakikaten basketbol branşımız da istediğimiz seviyede gidiyor. Evet. Yani bizim işimiz altyapıdan. Evet. Çocukları yetiştiremezsek, altyapımız olmazsa herkes hikayenin sonunu görüyor, biliyor, yaşıyor. Evet. Bu hikayeyi yaşamayalım diyoruz. Yani şöyle iki tane biliyorsunuz kadın basketbol evet, takımımız çok var. Çok iyi biliyoruz. Çok iyi biliyorum. Birer tane Elazığlı sporcu var. Yani tabii bunu şey için söylemiyoruz. Gönül istiyor ki orada çoğalsın. O zaman da Allah nasip etmişti. Yine evet. Şahin Başkanımızla da beraberdik. Evet. ASKF Başkanıyken Şahin Başkanımız, Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanımızken bizzat o takımın kuruluşunda da desteği olmuştu o zaman. Biz de beraber olmuştuk. Bize kurmak nasip değil olmuştu. Özel tabii. Evet. Özel idare. Başkanımız o kendi cebinden o zaman da yine takımımızın bu tip kurulmasında cidden kulübün o anki lisansı çıkarmasına çok net söylüyorum. Bunu çok söylememiştim. Hatta hiç söylememişim belki. Çok yakın çevre bilir. Evet. Başkanımız o zaman biz para bulamamıştık. Özel idare kulüp. O anda para bulamamıştık. Verdi bizzatihi parasını yatırarak o günkü federasyonumuza basketbol takımımızın devamını sağladık. Böylesine bir destekle o takım kurulmuştu. O takımı kurduğumuzda bir de onun öyküsü var. Sharon'ı getirdiğimizde bize dediler evet. ki başkanım Amerikalı bir basketbolcumuz var. Bugünkü gibi uçuk paralar da değil. Evet. Ya dedim Amerikalı nereden gelecek Elazığ'a basketbol oynayacak falan. İşte kaç sene önce. Ya dediler ki hakikaten Amerikalı. Ya dedim bu gerçekten ama her bir araştırın bir listeyle bakın. Dediler ki Antep'te o zaman yanlış hatırlamıyorsam Antep'te bir kulüpte kulübün adı ne şu anda bilmiyorum ama o takımda oynuyormuş. O kulüpte yine maddi imkansızlıklardan sıkıntıya girmiş. Sharon da boşta kalmış ve yine o dönem bütün gol kuralı işte en fazla rebound, en fazla sayı, en fazla şeyde hepsinde var olan. Ulan baktım hakikaten Amerikalı dedim hayret yani ve getirdik. Elazığ'a getirdik ama tabii biz onu getirirken bütçemizi çok iyi hesapladık, önümüze koyduk rakam neyse. Dediğiniz gibi yani o dediğinizi çok iyi anlıyorum evet. ve o dönemde Elazığlı çocuklarımız da vardı evet. gerçekten ve o çocuklarla sağ olsun o dönemin Halis Hoca'yla birlikte emeği de var orada evet. kendisine ama tabii
bu tek başına yetmiyor. Yani bu dediğimiz gibi alttan yetiştiremezsek olmazsa olmuyor. Evet. Biz baktık ki bu iş olmuyor, zor. Ha, iyi de bir şey yakalandı. Çok güzel de bir performansla takım Türkiye'de Süper Lig'e çıktı. Türkiye Şampiyonluğu Kupası'nı aldı. Biz de mutlu olduk, sevindik bu noktada. Ama dediğimiz gibi sadece o branşta değil, her branşta altyapınız olmazsa sıkıntıya gidiyor. Biz bunu farkına vardık, geç vardık işte 3-4 sene öncesinde. Biz bu işleri, ben özellikle futbol takımda da aynı sıkıntıyı yaşadım. Evet. Orada da onu altyapıya döndük ve çok şükür şu anda o altyapı devam ediyor özellikle de. Evet. İnşallah biz de belediyemizde, futbolumuzda da şu anda aynı yine altyapıya önem ve ehemmiyet vererek inşallah hep altyapıdan götürmeye çalışacağız. Üst yapı tamamıyla tabii farklı bir şey, özel bir şey. Evet. Yani dediğiniz gibi altyapıdan bu sporcularımız yetişirse üst yapılarımız ileride çok daha çok, sağlam çok bir yapıya gelir. Evet. Aynen öyle. Bir izleyicimiz demiş, Sayın Yusuf Bey her zamanki gibi başarılı program yapıyorsunuz. İyi ki varsın Nazif Başkan, tecrübeli bir şahsiyet, Elazığ Spor'a başkan olsun. Şahin Başkan'la birlikte Elazığ'ın yüzünü güldürün. Sizde bu güç var. Şahin Başkan Ahmet Aytar'ı başarı ile yaptıysa, Elazığ'ın beğenisini aldıysa, Elazığ Spor'da da çeki düzen versin. Cesur karar alarak başarın, saygılarımla demiş. Kenan Akçiçek cep telefonundan herhalde yazmış, bazı kelimeler sıkıntılı. Kenan Akçiçek abimize de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Eyvallah, ama yani sağ olsun tabii, biz de seviyoruz, biliyoruz. Bizim Elazığspor'la öyle başkanlıkla hiçbir zaman da şeyimiz olmadı, sağ olsun, o iyi niyetle mutlaka. Ama gerçekten o zor iş, çok zor iş. Ama başkanımız ona, o Elazığspor'a zaten kamuoyu çok iyi biliyor. Evet. Yönetimiyle, başkanıyla, Şahin Başkanımız ne yapacağını çok iyi biliyor. Yani ne bizim öyle bir yükü kaldırabilecek bir zamanımız, ne imkanımız, ne şeyimiz var. Biz tamamıyla altyapıda böyle gayet güzel bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Sayın Şahin Şerifoğlu Başkanımıza, yanı sıra Nazif Bilginoğlu Başkanımıza teşekkür ederiz. Ceren Örnek, biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ben U16 basketbol takımı kaptanı Mihriban Kökburi, başkanımız Şahin Şerifoğlu'na, başkan yardımcımız Nazif Bilginoğlu'na tüm desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz de kendisine kaptanımız teşekkür ediyoruz. Ve 14, 16, 18'in 3 kaptanı da geldi, kupalarını getirdiler geçen günde. Evet. Şahin Başkanımıza da vermek için. Tabii o anda başkanımız müsait değildi ama hakikaten pırıl pırıl çocuklarımız, aileleriyle birlikte. Bir de bizim altyapının güzelliği ne biliyor musunuz? Yani bunu biliyorsunuz da lafın gelişi, aileleriyle birlikte olmak çok güzel. Evet. Sağ olsunlar, bütün ailelerimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Yani çocuklarıyla, özellikle basketbolda, yüzme dalında o gösterdikleri ilgiyle aileleri çocuklarına hem güzel bir ortam hazırlıyorlar, hem güzel bir gelecek hazırlıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Evet, yani altyapının güzelliği bu. Futbolda da aynı. Evet. Ailesi geliyor, izliyor özellikle çocuklarımızı. Hem sportif anlamda başarılarını desteklemiş oluyor, hem sosyal anlamda o çocuklarıyla beraber oluyor. Böyle güzel bir ortam var altyapının. Evet. Kısa bir ara Sayın Elazığspor Kulüp Başkanımız Serkan Çayır telefon attığımızdaymış. Sevgili Tolga öyle dedi. Sayın Başkanım hayırlı akşamlar. Sayın Başkanım, birçok mesaj var. Mesajı sen de biliyorsun. Son özellikle transfer tahtası ne aşamada? Bunu soruyor izleyicilerimiz. Yoğun bir ilgi var, beklenti var. 2022 yılının ilk haberi de Elazığ Spor'un transfer tahtasının açılışıydı. Gene siz başkandınız, size nasip olmuştu 3 yıl aradan sonra. Bu yılda bir beklenti var. Son durum nedir? Sizden alalım Sayın Başkanım. Öncelikle Nazif Başkanım'a selamlarımı iletiyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Başkanım. Hayırlı akşamlar Başkanım. Biz geçen gün bir an İstanbul'a bir gideceğiz. Transfer tasarısıyla son kodlarımızı kullanıp hayırlısıyla bakacağız. İşte buradan taraflarımıza
gereken her şeyi yapıyoruz. Bu transfer tahtasını çözüme koşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Taraflarımız yıllardır zaten sabır ediyor. Evet. Birkaç gün daha sabır etsin de inşallah güzel şeyler olacak. İnşallah. Yani bu iş artık kökten çözülmeli. Herkesin de ortak kararı o. Yani bir daha bu tür şeyler, işte Elazığspor'un transfer tahtası açılacak mı, açılmayacak mı, bu konular konuşulmasın istiyor herkes. Hepimizin şeyi o. Bir çalışma var, biz de biliyoruz. İnşallah iyi bir sonuç elde edilir. Bir izleyicimiz de bugün şeyi sormuş. Ömer Faruk Sezgin takıma katılmadı. Biz de haberde yapmıştık. Bunu soruyor. Bununla ilgili durum nedir Sayın Başkanım? Ömer Faruk bizim oyuncumuz, sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz. Alacağı da yok bizde. Ömer Faruk biz istersek gider. Evet. Yani burada hiçbir futbolcu özel değildir. Elazığspor'un da büyük değildir. Çok güzel. Ömer Faruk da bizim olmazsa olmazımız değil. Eyvallah. Evet. Bu bizim futbolcumuzu bugün gelmezse yarın meşgul edecek. Biz eski yönetimler gibi değiliz. Alacağına karşılık bura bir Hacı Baba kesesi de değil. Çıkıp da ben paramı almadım. Ben gideyim. Bizim öyle bir futbolcumuz yok. Ömer Faruk da bizim futbolcumuzdur. Bugün gelmezse yarın gelecek. Gelmediği takdirde de cezai işlemimizi uygularız. Ne paramızı verip de paramızı alırız. Bir bonservis bedeli koyarız. Çıkar gider Elazığspor'u. Bu saatten sonra kimse bir kuruş fazla para vermediği şey yoktur. Çünkü mevzumadır bu. Bu mevzumalı da biz kimseye yediremeyiz. Evet. Bu kadar emek veriyorsak, mücadele ediyorsak, çalar çocuğumuzdan vaktimizi ayırıyorsak, var kimseye müsaade etmeyiz bunlara. Evet, öyle olmaz lazım. Yani bugün gelmezse yarın gelecek. Yarın gelmezse cezai işlemi yaparız. Federasyon'a veririz. Gerekli cezalarını veririz. Gelecek. Evet. Transfer tahtasıyla ilgili çalışmalarınız devam ediyor. En geç perşembe dediniz değil mi Sayın Başkanım? Ha, perşembe günü siz... Bir yönetim kurumumuzda transfer komitemizde birkaç arkadaşımızla İstanbul'a gideceğiz. Birkaç avukatımız var, iki pürüzümüz var. Bir tane geçen sene 56 dosyamız vardı. Evet. Bunu 29'lara, 30'lara düşürdük. Bir iki yeni dosyamız geldi. Bu gelen dosyada da Elazığlı hocalarımız var, Elazığlı antrenörümüz var, Elazığlı kalecimiz var. Onlarla beraber 36 dosyamız var. Biz 36 dosyanın 36'ından da görüştük. Evet. Biz kökten bir çözüm yapmak istiyoruz. Ama biz bunların hepsini temizleyeceğiz. Bir 4-5 yabancı dosyamız var. Onları da bir taktikte bağlatmaya çalışıyoruz ki faiz yerlerine alakasıkla. Bunları bir durdurmaya çalışıyoruz. Euro, dolar olarak üzerine geliyor ya her an. Evet. Ona müsaade etmemeye çalışıyoruz. Bunları çözersek İnşallah yani transferlerimiz de birkaç tane transferimiz hazır. Perşembe günü çözersek transferlerimiz de antrenmana çağıracak. Yani o konuda da çalışmalarınız var. Transfer konusunda da. Onlar da tabii hazır. Evet. Tabii yönetimimizde arkadaşlarımız kimisi transferlerle ilgileniyor. Kimisi transfer tahtası için ulaşıyor. Yani 25 kişilik yönetimimizde 25'imiz de var, ikimiz de çalışıyoruz. Allah razı olsun, belediye başkanımız da arkamızda bütün desteklerden veriyor. Biz de bu memlekette onun yüzünü kara çıkar diyeceğiz. Kimseyle konuşur yani. Evet. Başkanım, bir de statla ilgili sorular vardı. Siz geçen bizim programımızda özellikle içeride oynayacağımız ikinci maça yetiştirmeyi uğraşıyoruz demiştiniz. Son durum nedir? Şimdi Valide'yle Belediye Başkanımızdan biz büyük bir firma Gençlik Spor Birliği Müdürü'yle beraber geldik. Evet. Orada böyle bir konuşma yaptılar. Yonga maçına yetiştirmeye çalışacağız dediler.
Bizler dedik ki yolda olmasın da Avrupa maçı olsun, Chelsea olsun, Avrupa maçı olsun. Evet. Şu anda da çalışıyorlar. Onlar yükleyici firmanın işi. Yani ben ne söylesem yalan söylerim çünkü. Onlar da var gücünle çalışıp Avrupa maçına yetiştirmeye çalışıyor. Evet. Başkanım teşekkür ederim. Evet, ben de başkanım önce tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Kendisine hayırlı hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Yani iradesine, tavrına hakikaten biz de kendisini tebrik ediyoruz. Yani evet. Elazığ Spor için gayretini de çok iyi biliyoruz. Çok fazla da olmazsa zaman zaman bir araya geldiğimizde de hakikaten çok özel, çok güzel, çok doğru şeyler söylüyor. Kamuoyuna da çok net açıklamaları her zaman var. Allah razı olsun. Dediği gibi Sayın Belediye Başkanımız da zaten bu işin başında, arkasında, yanında her türlü Elazığ Spor için gereği neyse Şahin Başkanımız da yapıyor. Serkan Başkanımız da hakikaten bu tavrıyla, koruyucu şekliyle, iradesiyle inşallah güzel şeyler olacağına da inanıyoruz. Kendisine tekrar burada Serkan Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olsun. Allah razı olsun. Bizlerimizden gelen eyvallah. Her şeyi yapıyoruz. Biliyoruz, evet. Biliyoruz i̇nşallah gayet. Elazığ Spor'da ait olduğum ülke. Eyvallah. Başarırız. İnşallah. Her şey önemli olan çok doğru kararları alıp tavrı koymak. Tabii futbolda her şey oluyor. Yani her şey mutlaka biz de çok iyi biliyoruz. Herkes de kamuoyu da biliyor. İstenilen şeyler zaman zaman olmayabilir ama önemli olan orada tavırlar, gerçekler, doğrular. Bunların kamuoyunun tarafından da bilinmesi önemli şeyler. Kulübün yaşaması. Görülüyor. Kulüp tabii ki. Zaten yani, doğru şeyler yaparsanız inşallah evet. Zaman geçmemiş. Bu Serkan Başkanımız başkanlığından sonra da hakikaten bu tavırlar daha düzgün gidiyor inşallah gidecek. Sonuçta bir emanet. Kesinlikle. Çok çok güzel çok lazım, güzel evet. Şeyler söylüyor. Doğru şeyler söyleniyor. Bunlar önemli şeyler evet. Evet. Yani olacağına inanıyoruz. Ha belki bugün olmazsa da yani yarın olacak. Ha önemli olan o tavırla beraber Elazığ Spor'u bu yaşatabilmek bu anlamda. Biz hep programlarımızda Sayın Başkanım onu söylüyoruz. Yani acele edelim. Haydi bazen bizim sabırsız taraftarlarımız var. Evet. Doğrudur. Onlar da kendilerine göre mutlaka, haklıdır. Mutlaka. İlla işte şampiyon olalım, o mutlaka. Sevinci yaşayalım. Bak geçen yıl yani çok büyük bir sevinç yaşadık. Başkanımız baştan beri söyledi. Kulüp önemli. Kulüp evet. Her şeyden önemli. Elazığ Spor herkesten yaşanması önemli. Önemli. Sporcusundan da, gelip geçici hocalarından da evet. Önemli olan Elazığ Spor'dur. Onun şeyidir. Evet. Bu çok önemli. Başkanımızın tavrı bunda önemli. Sağ olsun. Evet. Hakikaten dediğiniz gibi. Heyecanla değil, iradeyle, akılla, yavaş yavaş. Dediğimiz gibi yani Şahin Başkan bu memleket için bu noktada da şans inşallah hep beraber. İnşallah. Beraber hareket eden insanlarla, varimizle, ne gerekirse milletvekillerimizle bu tavır devam edecek inşallah. Serkan Başkan'a da, yönetimine de kolaylıklar diliyoruz. Allah yoluna açık etsin inşallah hayırlı olur. Başkanım biz teşekkür ediyoruz. Senin eklemek istediklerin varsa onları da alalım. Ben teşekkür ederim. Taraflarımız biraz sabırlı olsun. Eyvallah. Yani biz ilerimiz güzel şeyler yapmaya eyvallah. Çalışıyoruz. Eyvallah. Elazığ Spor'un yani bu kötü şeyden kurtarmaya çalışıyoruz. Biz imza alıp da transfer tahtası için uğraşmıyoruz. Biz kökten kulübü nasıl kurtarırız? Nasıl transfer dönemlerinde her gün her dakika yani yok açalım, transferi açalım. İnşallah daha o konulara girmeyeceğiz. Önümüze bakıp dürüst bir şekilde bu kulübü yaşatmaya çalışacağız. Ben hayırlı akşamlar dilerim. İyi yayınlar dilerim inşallah. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Evet, öyle olması lazım. Yani bu takımın yaşaması için. Kesinlikle. Şimdi eskiden futbolcuyu gönderiyorlardı. Diyorlardı git federasyondan al. Öyle 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 ne oldu? Birikti dosyalar, şeyler birikti. Nasıl olmasa diyordu futbolcu da benim garanti. Eyvallah. Kulüp yaşadığı süre içerisinde. Ama ne oldu? Kulüp geldi bu aşamaya. Evet. Ama işte o yönetim dediğimizde sporcuyu gönderdiğinde dahi bu kulübe zarar vermeden göndermek. Çok değil doğru, mi? Yani, çok doğru. Onu yapmak lazım. Onları yapınca da valla ortaya... Hocam Üst Hocam yani profesyonellik kolay değil. Zor. Evet. Ben hiç şey yapam. Yani konu açıldı. İçine zaman zaman tabii bu işe çok gönül vermiş insanlar, çok emeği veren insanlar. Başta siz hakikaten önemli. Dediğiniz gibi
bu noktada her şeyi çok iyi hesaplayarak gönderdiğiniz hocasını da, getirdiğiniz evet. hocanızı da, göndereceğiniz sporcunu da alacağınız elbette yanılma haklarınız var. Elbette herkesin yanılma payları var. Elbette iyi niyetle yapılıp yanlışlıkla gidecekler olacak. Biz bunları da biliyoruz. Herkes de biliyor. Ama başta irade, tavır, sabır bunlarla birlikte olacak inşallah. Çünkü sonuç itibariyle şehrin kaynakları da belli. Bunları da evet. görmek lazım. Ya bizim babamızın şey değil lazım. Ki değil mi? Evet. Yani, gelen kaynakları dediğiniz evet. gibi doğru, yerinde. Yok çok şükür birkaç şeydir iyi harcanıyor, doğru harcanıyor. İnşallah böyle olacak. Yani öbürleri veya geçmiş yönetimleri hepten şey yapmanın tavrı başka ama doğru yapmak lazım. Neyse evet. doğru söylemek lazım. Birkaç mesajımız da var. Onları hemen okuyup programımız da ilerliyor. Ben U14 basketbol takımı kaptanı Elif Zeynep Çakmak, Sayın Başkanımız Şahin Şerifoğlu'na ve Başkan Yardımcımız Nazif Bilgiroğlu'nun tüm desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Elif, biz de sana teşekkür ediyoruz ama basket maçlarına da gelin, izleyin. Burada, değil mi? İki tane takımımız var. Eyvallah. Güzel ortamlar oluyor aslında. Salon sporları da daha farklı tabii ki. Eyvallah. İyi yayınlar. Evet. evet. Buyurun buyurun. İyi yayınlar Yusuf Bey. Nazif Bey Elazığ Belediyesi'nce Sivrice ilçesinde bulunan bir okula halı saha yapımına katkıda bulunabilir mi demiş. Teşekkür ederim. Vallahi o iş tabii yani bizim merkez sınırlarımız var. Başkanımız tabii o noktada zaman zaman şeyleri değerlendirir. Böyle evet. talepleri, konuları biz mutlaka başkanımıza iletiyoruz. Karar alma mercimizi götürüyoruz. Sağ olsun. Gerçekten bunu söylüyorum. Götürdüğümüz her konu veya bizim dışımızda giden her konu belediyemizin, şehrimizin imkanları da olsa başkanımız kullanıyor. O tamamıyla bir şekilde bakılabilecek konu. Evet. Bu 16 takımdan Elif Sıla da mesaj göndermiş. Eyvallah. Ona da biz buradan selamlarımızı gönderelim. Artık hızlı hızlı geçiyorum. Geçelim, evet. Evet, bir başka bir mesaj gelmiş. Elazığ Belediyesi basketbol takımı olarak öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu'na ve Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Nazif Bey'e bize sağladığı desteklerden dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. U16 oyuncusu Şeyma Nur Karabulut. U16, U14 maşallah. Eyvallah. Şimdi dediğimiz gibi onlar da bu yakın turnuvalarda hakikaten çok güzel maçlar çıkardı. 14, 16, 18'de de evet. şey yaptık. Onun heyecanıyla sağ olsunlar böyle o ilginin, alakanın tavrını sergilemeye çalışıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz tekrar biz de bu vesileyle. Yani eskiden okul takımları vardı. Onları da yok olunca evet. iş kaldı. Şimdi şöyle gerçekten bizim kulübümüzün şöyle bir şeyi de faydası da var. Yani ben bakıyorum bazen okul maçlarına gidemiyorum, takip edemiyorum. Bazen gidiyorum. Vaktim olunca o çocuklarımızın bizim kulübün dışında okul çok şükür yani geçen yüzme mesela yüzme takımımızın evet. bütün sporcuları son yapılan bütün branşlarda okul yarışmanda 40 küsür yarışmanın 37'sinde birinci oldu bizim takımımız. Maşallah. Farklı farklı okullarda çocuklarımız. Evet. Yani bulundukları okullara da çok yüksek katkı dereceler geçiyor. Şefrat Üniversitesi evet. takımına getirdiği gibi yani. 2-3 evet. sporcumuz bizim. Evet, oradaki biliyorum. Sporcularımız. Yani dolayısıyla okul takımlarında da voleybolda da yine mesela şampiyon olan okullarımızda hep bizim sporcularımız var. Yani altyapıyı oluşturduğumuz için onun için bu noktada da böyle bir çocuklarımızın emeği var. Dediğiniz gibi tabii bu okul takımlarında da bir şey olsa böyle alt ama tabii imkanlar orada biraz daha dar. Çok evet. da fazla söylemiyoruz, bir şey söyleyemiyoruz o noktada. Çünkü fırsat da bulamıyor çocuklar. Bizim kulüp onun için bir şans. Okullar evet. içinde, bu çocuklar içinde. Mesela masa tenisinde çok güzel bir takımımız var. Birinci de bayan takımımız devam ediyor. Onun haricinde şu anda Kıbrıs Şehitleri Okulu'nda çok güzel bir altyapı oluşturmuşuz. Çok 120'ye güzel. Yakın öğrencimiz değişik saatlerde her haftanın her günü orada iki tane hocamız sürekli eğitim yapıyor. O gün gittim pırıl pırıl çocuklar. Orta 1, orta 2 yani 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf çocuklar. İlk defa raket elini alan var, tanıyan var, bilen var. Daha önce oynamıştık diyenler var. Bir görsen yani hani o
şey çiçek bahçesi gibi, papatya gibi o çocuklar, erkek kız çocukları böyle kendi içerisinde. Amacımız hem o çocukları orada bulamadıkları imkanları vermek. Yani evet. Milli eğitim de bazen sağlayamıyor o imkanı. Biz işte hem o imkanı sağlamış oluyoruz. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüze de okul, özellikle Kıbrıs Şehitleri okul idarecilerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Mekan verdiler bize, o tesisi verdiler. Biz o getirdik tesisleri, masalarımızı koyduk, raketlerimizi, formalarımızı almışız. Bir görsen belediye spor formalarını giyiyor. Bir aidiyet duygusu oluyor çocuklarda. Yani bizi seven birileri var diyor. Evet. Bir başkanımız var diyor. O çok önemli. Önemsiyorlar bizi. Kesinlikle. O evet. Çocuklarımızın gözlerindeki o pırıltıyı bir görseniz, ailelerine hakikaten teşekkür ediyoruz. Çocuklarını gelip bekliyorlar, getiriyorlar orada. Ders sonrası çünkü yapıyoruz. Okul saati sonrası. Hakikaten müthiş bir şey. Yani evet. Bizim böyle dediğim gibi voleybolda, basketbolda, masa tenisinde hep böyle alt yaş gruplarına. Ha, bunların hepsi sporcu mu olacak? Hepsi masa tenisinde Türkiye birincisi mi olacak? Yok, mümkün yok. Değil. Ama masa bunlar, tenisi her oynasınlar, evet. Sosyal anlamda gelişsinler, evet. Beraber olmayı öğrensinler, birlikte sevinmeyi anlasınlar, kaybedince ortak üzülmeyi anlasınlar ama kırıcı olmayacaklar. Evet. Spor içerisinde o sportif faaliyetin dışarısına kazanayım da nasıl kazanayım deme anlayışından uzak kalacaklar. Evet. Bizim tek eğitimcilere söyleyeceğimiz bu hocalarımıza. Orası çok kazanalım önemli. Ama ne olursa olsun değil. Evet. Olursa kazanacağız. Emeğimizi vereceğiz. Onunla ilgili ne gerekiyorsa idman, malzeme ne gerekiyorsa biz yapalım. O gayreti gösterelim. Ha çocuğumuz kazanamasın. Ona o şuuru vermeyelim. Hani bir şey var ya, vur parçala kır bu maçı kazan. Öyle değil. Çünkü bunlar amatör ruhla yetişecekler ki çocuklar geleceğini de planlayabilsin. Çocuklar kendilerini geleceğe hazırlayabilsin. Yani dememiz o ki sadece sporcu olmaya amaçlanmıyoruz. Baştan beri söylüyorum. Her zaman önce sosyal ortamı hazırlayacağız. Evet. O sosyal ortam içerisinde sporun gerekleri neyse, o bizim tuttuğumuz, bizle beraber olan hocalarımız onlara o eğitim verecekler. O sporun tekniklerini alıp çıkıp sahada onları uygulamaya çalışacaklar. Yani bunlar çok çok önemli. Mesela sosyal dedik ya, evet. Bizim işitme engellileri futbol takımımız var. Şimdi bir yerinden baktığınız zaman tamam ama yani amaç sporcu işte başarı kazanmak ama onların daha çok sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Beraber olmaya ihtiyaçları var. Eğlenmeye ihtiyaçları var. Biz işte onları da gideriyoruz. Şimdi o takım mesela şu anda grubumuzda lideriz ama olmayabiliriz de. Evet. 3 tane 7 takım var o grupta. 3 tane 3 grup var. Her takımda 7-8 takım var her grupta. Biz de C grubu herhalde. Yani C grubunda 7 takımdan bir tanesiyiz. İşte geçen sene takip ettiniz biliyorsunuz playofflarla evet. Üst lige çıkıldık. Şimdi Süper Lig'deyiz bu anlamda. Şimdi Trabzon işitme engelliler takımımız, Adıyaman ve biz lideriz şu anda. Evet. Ha, önemli değil. Hepsi bizim çocuklarımız. Elazığ'ın çocukları. Bizim insanımız. Bizim belediyede çalışan personelimiz var. Dışarıda çalışan personelimiz var. Öğrencimiz var. Ne? Bunlar bir arada sosyalleşmenin, bir arada olmanın farkındalığını da yapıyorlar. Evet. Yaşıyorlar. Deplasmana beraber gidiyorlar. Bizim arkadaşlarla beraber gidiyoruz. Erhan hocam, kendisini evet. de tebrik ediyorum. Emek veriyor. Sağ olsun Erhan Doğan hocam ve bütün hocalarımız. Selamlarımızı gönderiyoruz. Allah razı olsun. Biz de selam gönderiyoruz. Bütün oradaki belediyedeki hocalarımız da hepsi beraber çalışıyor ve hepsi bir gruba hizmet ediyorlar. Gökçer hoca var. Bizim Yunus Emre hoca var. Ahmet hoca var. Bunlar hep takımlarımızı çalıştıran. Şimdi o işitme engellilerdeki bütün gayemiz yani bunlar Türkiye şampiyonu olsun değil. Evet. Sosyalleşsin, beraber olsun. Ha bu arada milli takıma davet edilen çocuklarımız oluyor. Ya biliyorum. O inşallah Yusuf arkadaşımız, evet. iki arkadaşımız daha var. Onlar da milli takıma kampına davet edildiler. Ne güzel. Belki gidecekler milli takım kampında çok daha güzel imkanlar bulacaklar. Milli takım oyuncusu olma avantajlarını kadrosunda, okulunda, beden eğitimi bilmem neyinde bunları kullanacaklar inşallah. Bunlar hepsine biz zemin oluyoruz, zemin hazırlıyoruz. Başkanımız sağ olsun bu imkanları, bu fırsatları, bu belediyemizin, halkımızın kendisine emanet ettiği bu imkanları yine halkımızın, insanımızın emrinde kullanıyor. Bu çok önemli. Evet. Şimdi biz
bu çocukları şöyle yapabilir miyiz? Sırf başarı olsun, işte bize birinci desinler diye bu çocuklarımızı kenara alalım, transfer yapalım, bilmem ne dışarıdan para da harcayalım, başarı olsun, ondan sonra kavga, dövüş, biz bu maçı alalım. Yok öyle bir şey. Olursa biz de beraber olalım. Eğer bu noktada mesela bizim Elazığlı çocuklar var, Elazığlı arkadaşlar başka takımda gitmişler, transfer gitsinler. Amacımız o. Giden de gitsin, orada para kazanacaksa para kazansın, imkan sağlanacaksa orada da imkan sağlansın. Şey diyeceksiniz herhalde sözünüzü. Aklıma sevgili Beranur Çam'ın bir programı geldi. Hatta evet. Şeyden önce de bir tanıtımı vardı. Evet. Sizin engelli yaşam merkezinde. Evet, oradaki, engelsiz yaşam merkezi. Engelsiz yaşam evet. merkezinde. Evet. Hakikaten oradaki o yani çocukların, hocam, Allah, o dezavantajlı çocukların... İyi ki böyle bir proje başkanımızın vizyon projeleri arasında evet. vardı. Aday adaylığı dönemindeki başlamış. Adaylığı döneminde de buna şekil vermişti başkanımızın bu projeye. Vizyon projeleri içerisinde koymuştu. Ve hemen onu da başlattık, bitirdik çok şükür o projenin. Projenin yapılmasıyla birlikte o projenin içeriği çok önemli zaten. Evet. Onu, o projeyi yerine getirirsin. Mimari olarak, bina olarak, tarz olarak, şekil olarak korursunuz ama onun içeriğini doldurmanız lazım. Çok şükür onun içeriği doldu. İşte bütün bu hizmetimizin bir parçası orada. Aynen işitme engellilere dersimiz orada. Efendim piyano kursumuz var. Enstrüman, resim yapma. O gün gittim gezdim. Evet. O resim yapan arkadaşlarımızı bir görsem pırıl pırıl arkadaşlar. Yani tertemiz. Yine geçen gün başka bir dernek etkinlik yaptı. Başka bir derneğimiz, Omurilikler Felçliler Derneği, Ömer Bey, başka bir etkinlikte beraber oluyoruz. İşitme engellilerde başka bir dernekle. Yani amacımız bütün bu kardeşlerimize orada çok rahat edebilecekleri bir ortam ortaya koymamız. Yoksa biz orada bir okul, bir tedavi merkezi, biz değiliz yani. Zaten onlar farklı şeyler. Evet. Merkezler var. Ticari amaçlı onlar zaten gereğini yapıyor. Kendi işlerini çok da güzel yapıyorlardır. Eminim onlara. Ama bizim amacımız orada bir odak noktası yapmaktı. Onu da başardık. Evet. Becerdik. Şimdi sinema salonumuz var. İşte satranç oynatacağımız alanımız var. Spor yaptıracağımız alanımız var. Resim atölyelerimiz var. Müzik atölyelerimiz var. Her şeyin el sanatları. Bütün bunlar o engelli dediğimiz vatandaşlarımıza hizmet etmek için var. Evet. İşte bu işitme engelleri takımımız da böyle bir şey. Evet. Dediğiniz gibi belediye kompleks artık yani. Hep beraber düşünme sanat. Kaynakları güzel kullanmak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Teşekkür ederim yani arkadaşlarım. Evet. Evet. İşaret ediyor. Vakit zamanımız çok. Evet. Bir izleyicimiz ısrarla Cebrail Yıldırım, genelde bu Elazığspor'u sorar ama diyor ki sporun dışında bir şey sorayım. Hazar Dağlı ve Tofaş Kavşağı'na şey istiyor, alt geçit istiyor. Yani onunla ilgili proje çalışmaları var. Tabii evet. inşallah o da olacak. Mutlaka o tip şeyler zaten elhamdülillah devam ediyor. Çok büyük projelerimiz var hala. Evet. Mesela termal projesi çok önemli. Şu anda sera projemiz evet. devam ediyor. Turizm alanımız var. İşte yani bütün bu yapılanlarla birlikte yapılacaklar, yapılan devam edenler de var. Bununla birlikte belki şeyi de unuttuk, boks dalımız çok özel. Evet. Sağ olsun Cemil hocamız Cemil o işin başında. Her türlü gayreti gösteriyor. İşte dediğimiz gibi böylesine Gizem gibi sporcuları yetiştiriyoruz. Soner'de son dönemde. Tabii şu evet. anda kamplara iki evet. sporcumuz var orada. Evet. Şu anda. Geçen bir hafta önceki Türkiye Şampiyonası'nda Soner bir üçüncülük aldı yine erkekler evet. Türkiye Şampiyonası'nda. Yakında bakalım kızların bir takımı var. Takımımızın Türkiye Şampiyonası var. Bir ekip de oraya göndereceğiz. Bakalım gönderebilirsek inşallah. İmkanlar doğrusunda yapıyoruz. O çocuklarımız da o emeğin bizim yaptığımız bu imkanların, verdiğimiz bu imkanların karşılığını vermeye çalışıyorlar. Yani tabii bu tek başına yani spor öyle bir şey ki yani siz ne olursanız olun en iyi sporcu, en iyi hoca, en iyi efendim bilmem ne olursanız da o imkanlarınız olmasa bir yerde bitersiniz. Bitiyorsunuz. Yani olur bu mi? İmkanları veremediğiniz zaman evet. yani siz ne kadar iyi sporcu, ne kadar iyi hoca, ne kadar iyi şey olursanız olmuyor. Demek ki derin başta da söyledik ya en önemlisi tesisleşme. Evet. Buna altyapı, altyapıya hizmet. Evet. Yani Elazığ Belediyesi bunun için var. Bu tesisleri inşallah yapıyor. Bu tesisleri insanımızın hizmetine sunuyor. Sunacak, altyapıya gerekli hizmeti veriyor.
bütün bu çocuklarımıza, bütün bu emekleri veren bu gençlerimize, fırsat bulmak isteyen gençlerimize, çocuklarımıza bu imkanları veriyoruz. E tabi profesyonel yapıda Elazığ Spor'a zaten başkanımızın yaptığı hizmetler belli, imkanlar belli. Böyle götüreceğiz inşallah. 2023'te de bütün bu branşlarımıza, gençlerimize, sporumuza Elazığ Belediyesi olarak başkanımızın vizyonuyla, imkanlarıyla, bize verdiği talimatların neticesinde gereğini yerine getireceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Sağ olun. Bize fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Yani bunları kamuoyunda hakikaten anlatabilmek bizim için de önemli. Elbette biz zaman zaman başkanımızın talimatıyla yapılan işleri hani atıyoruz ya, balık bilmez sağlık bilsin diyoruz. Evet. Elbette yaptığımız bütün onlar o anlamdadır. Yani insanımıza hizmettir ama zaman içerisinde de bu noktada hizmetlerimizin anlatılması için vesile olduğunuz için size ve bütün Kanal 23 ailesine, bütün herkese şükranlarımız ve teşekkürlerimiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bizim görevimiz bu şehir, bizim hepimizin şehri. 2022 yılında nasıl güzel başarılara imza attıksa inşallah 2023 yılında da hep birlikte güzel başarılara, daha iyilerine imza atmaya için gayret göstereceğiz. Evet sevgili izleyenler, güzel, keyifli bir program ve verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Birazdan canlı yayınımız devam edecek. Sevgili Hasan Bak'ın programı var. Gece görüşün devam edecek. Bize ayrılan süre burada bitti. Önümüzdeki hafta güzel, keyifli bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.